Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlediniz. Neler söylemek istersiniz? Efendim çok teşekkür ederim. Efendim anamız, babamız ve üçüncü gelen öğretmenlerimiz, değerli öğretmenlerimizin hakkı ödenmez cefakar öğretmenlerimiz. Bize A demeyi, B demeyi, Z demeyi öğrettiler. Öyle her aklıma gelince duygulanıyorum. Öğretmenlerimize ne yapılsa azdır. Bugün öğretmenlerimizi ve engelli vatandaşlarımızı davet ettik. Engelli vatandaşlarımıza hizmet eden öğretmenlerimiz davetlimizdi. Misafir ettik. Onların hakkı ödenmez. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Artı Öğretmenler Günü dolayısıyla herkes başka programlarda pazartesi günü saat 11'den 3'e kadar bölgemizde bize ulaşabilen tüm öğretmenlerimiz misafirimizdir. Balık ekmek ikram edeceğiz. Beylikdüzü Balıkçı Kenan tesislerine uğrayan her öğretmenimiz misafirimiz olacaktır. Öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Ne yapsak azdır efendim. Beylikdüzü Komiteleri ve Lonca Medya olarak size teşekkür ederiz. Efendim Lonca Medya'ya çok teşekkür ederim. Bazı şu önemli günleri halkımıza bilgi verip duyurduğu için Lonca Medya'ya ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel günlere inşallah. Teşekkür ederiz. Kendi kardeşlerimiz tarafından yapıldı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne armağan edildi. Hediye edildi. Bunu da bu güzel, değerli ürünü de ben sizlere armağan ediyorum. Bana hediye ediyorsun. Evet. Çok güzel. Genel Göznur. Engelli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu güzel hediye Balıkçı Kenan kardeşimize getirmişler. O da bize hediye ediyor. Biz bunu ofisimizin en güzel yerinde saklayacağız. Ve bu engelli kardeşlerimizi de inşallah bundan sonra hiç unutmayacağız. Onlarla elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışacağız. Daha önce böyle bir müze gezdiniz mi? Ya da burayı ilk kez mi ziyaretiniz? Burayı ilk kez ziyaret ediyorum. Daha önce böyle bir müzeye gelmedim. Böyle balıkların arasında bulunmadım daha önceden. Bizleri daha böyle nasıl diyelim, bizleri biraz daha anlamalarını, bizleri daha ilgilenmelerini istiyoruz. Başka da bir dileğimiz yoktur. Öğretmenler Günü için öğretmenlerimize bir mesajınız var mı? Onu alabilir miyiz? Öğretmenlik dünyada en kutsal görevlerden biri. Mustafa Kemal Atatürk bu konuda baş öğretmenimizdir. Ve ondan sonra da öğretmenlerimiz bizleri bugünkü hale gelmemize en büyük etkendir. Şu anda çocuklarımızı, torunlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin bir gün anmak yılda aslında çok da bir şey değil ama maalesef Türkiye'de öğretmenlerimizi bir gün anmayla unutuyoruz. Öğretmenlerimizi unutmamak lazım. Onların sorunlarıyla, her şeyiyle ilgilenmek lazım. Çünkü onlar bizim küçüklükten çocuklarımızı alıp belli bir zamana kadar anneler evlerde zaman zaman çocuklarla uğraşamıyor ama öğretmenlerimiz çocuklarımıza küçük yaştan belli bir yere kadar çocuklarımızın eğitiminde, geleceğinde, ülkemizin geleceğinde büyük etkenler. Ben bu vesileyle öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hepsine saygılar sunuyorum. Aynı zamanda bugün engelli vatandaşlarımızla beraberdik hep beraber. Önümüzde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bunun için neler söylemek istersiniz? Tabii engellilerimiz de bu ülkemizin birer kutsal vatandaşımız. Onların da anne babaları, onlarla mücadele eden öğretmenlerimiz, onlar da çok kutsal görevler yapıyorlar. Cenab-ı Allah'tan bu engelli kardeşlerimize şifalar diliyoruz. Tabii onların da gününü kutluyoruz ama onlara da hep beraber çok sahip çıkmamız lazım. Beylikdüzü.com.tr ve Lonca Medya olarak biz size teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim.